Oyuna çok güzel ve çok büyük bir grafik güncellemesi geliyor. Sanırım şu anda geliştirme aşamasında, o yüzden oyuna sadece beta sürümüyle giriş yapabiliyoruz. Onu da ekranda görüyorsunuz zaten, o yolu izleyerek rahatlıkla şu anda gördüğünüz sürüme giriş yapabilirsiniz. Bazı optimizasyon sıkıntılar var. Belki benim bilgisayarımdan kaynaklıdır ama büyük ihtimalle optimize sıkıntısı var. Onu da ileride düzeltirler inşallah. Sadece grafikler değiştiği için mekaniklerde ve spreylerde çok bir değişiklik yok. Sadece mekanlar biraz değişiyor. Zaten onu da kartla loot yaparken kısa kısa değiniyorum. Neyse, ilk olarak yeşil kartla başlayalım. Yeşil kart oyunun kaval kemiği gibi bir şey. Değersiz görünse de yeşil kartı olmadan çoğu loot yerine giremiyoruz. Yeşil kartı alabilmek için süpermarket ve Oxum'unu ziyaret etmemiz şart. Yeşil kartı aldıktan sonra yolda loot yapıp bir tane fuse buluyoruz ve kanalizasyona gidiyoruz. Yeşil kart ile alabileceğimiz en güzel loot yeri artı aldığımız lootları safe bir şekilde dönüştürebildiğimiz çok güzel bir mekan. Yanlış hatırlamıyorsam kanalizasyon her 15 ila 20 dakikaya bir yenileniyor. Ve bir yeşil kartı maksimum 4 veya 5 defa kullanabiliyorsunuz. Hedefim sizi direkt silah bulup raid atabilecek duruma getirmek. O yüzden çok küçük detay atlıyorum. Normalde masanın üstünde bir mavi kart oluyor. Onu alıp yolumuza devam ediyoruz. Ekstra olarak burası o füze kattığımız yerin hemen yan kısmı. Burada küçük bir parkur var. Bu parkuru tamamlayıp tepeye çıktığımızda 4 tane kutu bizi karşılıyor. Genelde bir tane askeri, 3 tane de sarı kutu oluyor ama bazen full sarı da olabilir. Bu sizin şansınıza kalmış bir şey. Son olarak askeri kutulardan silah çıkma olasılığı öbürüne göre daha yüksek. Trenin eski halinde ortamda sanki bir kaos vardı. Şimdi onu düzeltmişler ve bence daha güzel olmuş. Bir düzen hakim gibi dar alanları olabildiğince azaltmışlar ki bence süper bir olay. Kentten insanlara eskisi gibi ekmek vermemiş oluruz. Tren için yeşil ve mavi karta ihtiyacımız var. Bir de fuse lazım. Yeşil kart ile mavi kart ayrı ayrı olduğu için yeşil kart olmasa da maviden rahatlıkla loot toplayabiliyoruz ki treni 2 veya 3 defa topladığınızda mutlaka bir silah bulmuş olursunuz. Ayrıca trende dönüştürme yapmanızı size tavsiye etmem çünkü tren oyunu bilen insanların çokça geldiği yer. Onun için trende dönüşüm yapmak bir hayli risk. Ondan ziyade karakola gitmeniz daha sağlıklı olur. Benim gibi bahtsız bedevi değilseniz yaklaşık 7 tane askeri sandıktan mutlaka bir tane silah çıkartırsınız. Ama şans. İnsana şans lazım. Bu nedir ya? Şu 3 tane slotu olan sandıklar var ya, onlar askeri sandık. 3 defa falan yaptığımı varsayarsam 7 kere 3 21 falan yapıyor. 21 askeri sandıktan da silah çıkmazsa sal kanka oyunu, yani oynama. Sal. Bu yeni gelen metro mevzusu var ya, bunların durağı artık hemen her haritada trende ve fırlatmada mutlaka olacak. Ne kadar iyi olduğu tartışılır ama mekanlara gelen güncellemeler bence çok güzel olmuş. Rust sürekli gelişiyor. Allah, Fespan çalışıyor. Geldik rehberin göz bebeğine. Eğer şimdiye kadar silah bulamadıysanız burada mutlaka bir C4 AK Bolt bulma ihtimaliniz çok yüksek. Yani %50 falan. Fakat burada loot yapmak biraz sıkıntı. Çünkü hazmat dahi giyseniz, ki hazmat oyunda giyilebilen tek radyasyon kıyafeti, el radyasyon korumasıyla bile 2 dakikanın sonunda ölümcül sayılabilecek radyasyon yemiş oluyorsunuz. Onu da yanına 5000 litrelik bir su bidonu alarak paso su içip bandana basarak çözüyorsun. Bu kadar. Abi, su içtiğin zaman radyasyon azalıyor. Öyle bir sistem yapmışlar. Radyasyon yediğin zaman su içiyorsun. Canın düştüğü zaman da bandana basıyorsun. Yukarıya çıkan kazan bu seni idare ediyor. Füzleri takıp kapıyı açtık ve girdik. Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane sarı kutu, 3 veya 4 tane de askeri sandık var. Fakat birbirlerine çok uzak oldukları için bir yerden bir yere atlarken düşüp ölme ihtimaliniz çok yüksek. Detaylı lootlama mevzusunu göstermiyorum. Bence gerek yok. Silahlar en üstte. Oraya da en hızlı çıkma şekli gösterdiğim gibi. Merdivenlerden çıkarken dikkatli olmak lazım. Bazı merdivenler kırık falan oluyor. Aman ha, aşağı düşüp ölürsünüz. En üstte diğerler değişik 3 tane sandık göreceksiniz. Bu sandıklar epik sandıklar. Silah, C4, roket gibi malzemelerin çıkma olasılığı en yüksek sandıklardır. Fakat şöyle bir durum da var. Benim burada C4'ten tut taş mızrağı kadar iki alakasız şey çıkartmışlığım var. Burası biraz şansınıza bağlı ama pompalı da olsa silah bulmadan dönme ihtimaliniz çok düşük. Ki kırmızı kart iki defa kullandığımızı göz önünde bulundurursak kesinlikle güzel bir şey bulursunuz. İlkinde olmasa bile ikincisinde mutlaka büyük bir balık yakalarsınız. En üste çıktıktan sonra gösterdiğim gibi aşağı inmek veya en üstten aşağı atlamak bence en mantıklısı. Hele ki bir arkadaşınız varsa atladığınız yerde sizi kaldırır veya lootunuzu çeker kaçar. Öbür türlü aşağıdaki kapının sağ tarafında bir jeneratör odası var. Oraya girip bir şarteli kaldırmamız gerekiyor ki kapıya güç gitsin, yoksa kapı açılmaz ve içeride kalırsınız.
Şimdi göstereceğim iki farm olayını Rust'ta başlamış hemen herkes biliyordur. Fakat yine de görmeyenler için odun ve cloud kasma yöntemlerini gösterdim. Bunu genelde main base'e atarken artan taşları değerlendirmek için kullanıyoruz. Odun kasmak zaten sıkıntıyken son zamanlarda iyice sıkıntı olmaya başladı. Malum odun kesme sesleri falan iyice değişti. Yani sıkıntıydı zaten. Sesler bir de artınca iyice sıkıntı olmaya başladı. 3K taşa çeyrek kasa odun falan alabiliyoruz. Bu da bayağı iyi. Yani bir 5-6K ile falan gittiğin zaman tertemiz envanterini doldurursun. Mesela üstünde taş kaldı diyelim ve üstünde yer yok. Ne yapıyorsun abi? Aldığın odunlara TC basıyorsun. Ve o taşları da almaya devam ediyorsun. Ta ki stokta bitene kadar. Envantere girdiğinde TC'nin craft süresini görebiliyorsun zaten. O craft süresi eğer bitmeye yakınsa mouse'un sağ click ile hemen solundaki TC'ye tıklıyorsan onun bir önüne atıyor. Böylelikle sonsuz bir loop'a sokmuş gibi bir şey oluyorsun. Yani eve gidene kadar ölmezsen bir sıkıntı yok. Normalde keten farmı tohumla bir tarla yapıp kasmaktır. Yani makul olanı odur. Fakat acil keten ihtiyacımız olduğu zaman ne yapıyoruz abi? Kırkurda ile bir tane eldiven alıyoruz ve bir eldivenden yaklaşık 5 tane dikiş seti çıkıyor. O da 200 küsür ketene falan denk geliyor. Hem hızlı oluyor hem de kolay bir şekilde keten kasmış oluyoruz.